mülakat su konusu. Ha buraya mı geliyor? Ha mülakat konusu. Mülakat konusunda yalanmış dedik ya. Hazır mı şeyimiz o seçim zamanı, seçim zamanı. O şey onu ha, onu ver. Önce onu ver. Afişi bakın sizi 14 Mayıs'ın öncesine götüreceğim. Muhalefet dedi ki mülakatı ben kaldıracağım. Kemal Kılıçdaroğlu Vay iki gün sonra Erdoğan'dan evet ben de mülakatı kaldıracağım. Bu da seçim zamanı vermiş oldukları o afişler. Doğru adımlarla yola devam. Kamuya işe alımlarda görevin getirdiği zorlu, zorunluluklar dışında mülakat kaldırılacak. Bitti. Nokta. Gelelim dün'e. Ee, çok konuşulan Milli Eğitim Bakanı bu beyefendi Yusuf Tekin. eğitimi nereye götüreceğini göreceğiz ve cumhurbaşkanı adına konuştu. Mülakat olmayacak. Ay mülakat kalıyor dedi. Mülakatı mülakat gibi yapacağız dedi. Ve arkadaş be. Ne büyük yalanmış. Mülakatı kaldırarak. Gençlerimizin sınavlardaki başarı sıralamasına göre yapacağım. Mayıs seçimleri öncesi bu sözlerle açıklamıştı vaadini Cumhurbaşkanı Erdoğan. Üzerinden 4 ay geçti. İktidardan bir adım gelmedi. Vaat unutuldu mu derken Milli Eğitim Bakanı hatırlattı. Cumhurbaşkanı'nın açıklamasının tam tersini mülakata devam edileceğini söyledi. Cumhurbaşkanımız mülakatların uygulanış biçimiyle ilgili rahatsızlığını dile getirdim. Evet. Biz de mülakatları mülakat gibi yapmaya karar verdik. Mülakat ve sınavın kamerayla kayıt altına alınacağını da ekledi bakan. Mülakat, üniversiteden mezun olan milyonların muzdarip olduğu konuların başında geliyor. İktidara yakın isimlerin bu şekilde kamuya alındığı itirazları da muhalefet tarafından hep dile getirildi. Allah'ın izniyle iktidar olduğumuza bu mülakat belasını kaldıracağım. Ne mülakatı kardeşim? KPSS'ye giriyor. Kim kaç puan alıyorsa Puanla puanla göre yerleştireceksiniz kamu. Bitti bu kadar. Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimlerden önce partisinin seçim beyannamesini açıklamış, gençlere mülakatla seslenmişti. Kamuda işe alımlarda kaldırılacağı sözünü vermişti. İşe alımları görevin getirdiği zorunluluklar dışında mülakatı kaldırarak gençlerimizin sınavlardaki başarı sıralamasına göre yapacağım. Erdoğan'ın bu sözleri hafızalardaki yerini korurken Bakan Tekin ise mülakata devam dedi. <laughs> Şimdi dedik ya, büyük yalanmış diye. Dün bu arkadaşı Türkiye'ye tanıttık. İsmi Ümit Can Zengin, sistemi çözen arkadaş. Hani e, mülakat kaldırılacak falan diyordu ya, işte mülakat kaldırmayacak mülakat gibi mülakat yapacak Adam sistemi çözmüş zaten bu arkadaş. Bir kez daha tanıtalım dedik sizlere. Yani nedir? Verdiği mesajlarla, mezuniyet günde açtığı e, dövizle veya pankartla mülakata bile girmeyecek bu. Girse bile... Orada çay ısmarlayacaklar bu Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesinden memnun Ümitcan Zengin ismindeki arkadaş. Diyecekler ki zaten pankart açtın arkadaş. Çünkü torpilin varsa girersin mülakatta. Bugün YouTube yayında çok güzel birisi bir şey söyledi. Torpil listesini işleme konulması. Torpil listesinin işleme konulması bugünkü sabah YouTube yayında bir vatandaş bunu attı. Mülakat işte böyle bir şey arkadaşlar. Torpil listesinin izlenim e, e, işleme konulması ya diyorlar ki kamera olacak da çekecek de bakacak da sanki o kameraları isteyince verecekler. E, on yıl sonra verirler. O yüzden milleti kandırmayın büyük yalanlar da söylemeyin. Cumhurbaşkanı kaldırılacak dedi. Ebe seçmen arkadaş, ebe halk, ebe düşünen insanlar. Neden bu yalanı kabul ediyorsunuz? Niçin bu yalanlara inanıyorsunuz? Bak kaldırılacak dedi Cumhurbaşkanı. O dedi ki hayır kaldırılmayacak. Belki Yusuf Bey de Cumhurbaşkanı söyledi. Ben söylemem utanırım sen söyle istersen kaldırılmayacağını falan gibilerinde. Onu da bilmiyoruz. Ama büyük yalanların bir tanesi bence en büyüğü. Efsaneydi o ya Murat Kurum. Aklıma geldi bu yalanlardan sonra. Ya şöyle bir sözü vardı Murat Kurum'un. <laughs> ya gelsin şu anda bakan filan değil de İstanbul için de düşünülüyor bu beyefendi. 28 Mayıs'ta her şey bir anda düzelecek dedi ya. Bakın açın arşive bakın. Bu beyefendinin söylediği söze bakın. Ve ne büyük bir yalan söylediğine bakın. Ve dedi ki aynen cümle bu. 28 Mayıs'ta her şey bir anda düzelecek. Evet düzeldi. Vallahi düzeldi. İyi düzelttiniz. Dümdüz olduk. Gerçekten dümdüz olduk. Helal olsun size. Remzi kulağımda değilsin bu arada. <laughs> Remzi bile kulaklığı kapatmış hayran bir şekilde bizi seyrediyordu. Evet teşekkür ederim. Ben de dedim Remzi nerede? Rejimi bastılar. Ne oldu filan gibi <laughs> Peki. Okuyor ikiden tweet okuyayım. Peki.